Merhabalar. Bir takım yol hikayeleri dinlediniz. Az önce bir tanesini dinledik. Sanıyorum bugün öğleden sonra başka yol hikayeleri de dinleyeceğiz. Aikido da bir yol. Bizim izlediğimiz yollardan bir tanesi. Bedenle yapılan bir yol. Aikido ile ilgili pek çok şey duymuş olabilirsiniz. Duyarsınız da bundan sonra da. İşte efendim kılıçlar, samuraylar, savaş sanatı, kim kimi dövecek, sokakta geçiyor mu, şu böyle mi? Bunların hepsini bir kenara bırakacağım. Size eğitimimizden basit bir kesit anlatmaya çalışacağım. Çok kısa, çok basit, basit bir kesit. Bir öğrencinin uzun zamandır Aikido yapmayan, yeni başlamış bir öğrencinin Aikido öğrendiği anlardan küçük bir demet. Yine her zamanki gibi dersi açıyoruz. Dersi açıyoruz derken Aikido'da bütün Budo sanatlarında olduğu gibi edep, erkan, adap olarak bahsedebileceğiniz rei kavramı çok önemli. O yüzden dersi açarken belli bir selamlama şeklimiz var. Belli şekilde hareket ediyoruz. Nihayetinde bu bir harp sanatı. Sinirler gerilebilir. Her şey olabilir. O yüzden belli bir disiplini korumaya çalışıyoruz. Bir dersi açtık, başladık. Ondan sonra kamizanın önüne geçtik. İşte hazırlık yapıyoruz. Hazırlık deyince pek çok sporda biliyorsunuz bedeni hazırlarız. Esnetiriz kendimizi, kaslarımızı hazırlarız. Budo sanatlarında zihninizi ve ruhunuzu da hazırlamanız lazım. Bunun için işte çeşitli egzersizler yapıyoruz. Nefes egzersizleri yaparız, meditasyonu vesairesi. Her şeyi yaptık, güzel. Derse başladım. Tekniği gösteriyorum. Ders dediğimiz zaman pek çok yerde ders anlatılır. Yani konuşularak yapılan bir şeydir. Aikido'da ise dersi anlatmazsınız, dersi gösterirsiniz. Çünkü Aikido'nun çoğu örtük bilgidir. Yani sözle, kitapla verebileceğiniz bilgiler değil. Bunlar karşı tarafın içerisine bir şekilde nüfuz edecek ya da hani indüksiyon gibi onda oluşması beklenen bilgilerdir. Bu yüzden de tekniği gösterirsiniz. Tekniği gösterdim. Ondan sonra öğrenciler hemen, hadi herkes eşleşsin. Çünkü Aikido beraber çalışılan bir şey. Karşınızdakine ihtiyacınız var. Beraber çalışmaya başladık filan. Ondan sonra, hocam buyurun. Ben tam anlayamadım da. Bir daha bir göstereyim misiniz? Tabii. Şimdi şöyle, tamam. Ben anladım konuyu. Şimdi bu çok enteresan bir konu. Üniversitedeyseniz bir kere çok zeki adamlarla uğraşıyorsunuz. Bunu unutmayacaksınız. Hepsi belki sizden daha da zeki adamlar. Fakat bu bazen bir engel oluyor. Çünkü hep zekaya yatırım yapmışlar. Dirsek çürüterek buraya gelmişler. Hep çalışmışlar. Entelekt ön planda. Hep öğrenerek yapmış işini. Bu öyle yapabileceğiniz bir şey değil. Tamam diyor, ben anladım konuyu. Gerçekten de anlıyor. Yani hiçbir sorun yok. Gösterdiğiniz şeyi anlıyor. Tamam diyor, işte elini böyle yapıyorsun. Şunu, tamam ben anladım. Peki o zaman hadi bakalım çalışmaya başlayın, buyurun. Başlıyorlar çalışmaya. Ondan sonra 30 saniye geçiyor, geçmiyor. Hocam, hemen geliyorum, buyurun. Ya ben bu tekniği yapıyorum ama bu olmuyor. yani nasıl olmuyor? Bir parantez açayım. Aslında söylemek istediği şey şu. Şimdi siz bir ürün aldığınız zaman eve götürürsünüz onu. Bakarsınız bu çalışıyor mu? Ya çalışmıyor, düğmesi bozuk. Tamam bunu alayım götüreyim. Bu çalışmıyor, bana çalışanını ver. Yenisini alayım. Çünkü ben tüketiciyim ve tüketici haklarım var benim. Derste de aynı kültürü sürdürüyor. Tekniği gösteriyorsunuz. Ben diyor ki bu teknik çalışmıyor. Bana bunun çalışanını ver. Bana niye kandırıyorsun? Tamam peki o zaman hadi ben bir yapayım bakayım oluyor mu? Ben yapıyorum. Aa çok güzel oldu. Tamam. Teknik çalışıyor. Zaten sorun şu. Bu tüketebileceğiniz bir şey değil. Tam tersi. Tüketemeyeceğiniz bir şey. Ya yani bu sürekli içinizde sizin devamlı çalışarak yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. En büyük sorun da burada. Çünkü kişiler Aikido'yu öğrenmiş olmak istiyorlar. Öğreniyor olmak istemiyorlar. Yani ünlü filmler vardı. Buradan bir çipi sokuyorsunuz da tamam artık bunu biliyorum diyor. Ne yapacaksın öğrendikten sonra? Öğrenmiş olduktan sonra ne yapacaksın? Çünkü zaten önemli olan bu yol. Herkes yol anlatıyor. Bu da bir yol. Hı? Peki tamam deneyeyim o zaman diyor. Tamam anladım ben şimdi. Biraz daha iyi anladım. Bir kere bir fren yaptı. Entelektin çalışmadığını gördü. Bunları bu kadar rahat anlatıyorum çünkü ben de böyleydim.
Entelektin çalışmadığını gördü. Yani bu akılla çok olmadı. Biraz bir şeyler yapayım, deneyeyim bakayım filan. Tekrar başlıyor çalışmaya. Ondan sonra güzel, iyi. Birkaç dakika sonra bir yanına gidiyorum. Çökmüş durumda. Böyle. Ne oldu? Ya ben bu kıza yapamıyorum tekniği diyor. Şimdi puzzle'lar böyle. Ben yanında çocuk gibi kalıyorum. Tamam mı? Kocaman bir adam. Ben bu kıza yapamıyorum diyor. Yani bunu nasıl olacak bu iş böyle? Tamam, zaten olması gereken bu. Yapamaman lazım. Ya bu yapamayarak öğreneceğin şeylerden bir tanesi. Yapıyor olsaydın burada bir işin yoktu. Hı? Bu yapamaya yapamaya yapmayı öğrendiğiniz tipte işlerden biri. Tamam? Biz aslında bu kültüre çok yabancı değiliz. Yani bizim kendi kültürümüzde, ben musiki çalışıyordum. Hocama gittim, daha doğrusu bizim oradaki gruptaki abilerden bir tanesi. Bir tane çok basit bir eser var, şöyle bir satır, işte şu kadarcık bir şey. Tamam mı? İşte bunu işte yapıyoruz, icra ediyoruz filan, eseri geçiyoruz. Ben ne zaman olacak onu bekliyorum. Sordum, ya dedim Cevdet abi bu eseri geçiyoruz. Yani ne kadar ben bunu tekrar edeyim? Çok basit bir şey yap. Olana kadar gülüm demişti. Tamam mı? Çok basit yani. Basit bir makas. Olana kadar gülüm dedi. E tabii şimdi biraz da ne bileyim böyle hani İtalyan dili falan güzel de akademik şimdi analitik bir yönün de var. Rakam istiyorsun. Ne demek ya? Olana kadar ne demek ya? Bir rakam ver. Sağ olsun Ekrem Hoca kurtarmıştı beni. Küçük küçük böyle kupleler yazardı. Hafta sonları gidin bunu evde çalışın diye. Rakamı da üzerine koyuyordum. Milyon tekrar yazardı. Tamam mı? Gitmiyorum milyon kere tekrar. Tabii sayamıyorsun. Yani sürekli çalış. Budu da bundan hep bahsederler. Hoca sana bir tekniği gösterir. Bin kişiyle bin kere çalış gel der. Nerede bulacaksın bin kişi? Nerede çalışacaksın? Bin teknik. Tamam. Ama yapman gereken şey bu. Aynen bir ahşabı zımparalamak gibi. Tek seferde zımparayamazsınız. Tamam. Tek seferde zımparalamaya çalışırsanız zarar verirsiniz. Sanki sonsuz bir döngü gibi defalarca başaramaya, yani hep yenile bunu yapmanız lazım. Demiştim ya, öğrenci çökmüş durumda. Yanına, ne oldu? Ben dedi bu kızı yapamıyorum filan. Bir, karşındakinin kız olup olmamasının bir önemi yok. Ona bir şey atfediyorsun, bırak. Sen hep alışmışsın, özel bir insansın. Çok başarılısın, çok zekisin. Bak sen şu bölümlere girdin, harikasın. Şunu çok iyi yap, bu problemi çok güzel çözdün. Harikasın. Bir takım becerilerin var çünkü, seni böyle öne çıkartıyorlar. Ama bak olmadı burada. O zaman ne yapıyor? Adam daha da çok düşünmeye başlıyor. Düşünerek çözecek çünkü, yani ona alışkın. Hepimiz ona alışkın değil mi? Bir soruyu işte öğreniyorum, tamam bana tool'ları ver. Ben bunun üzerine düşüneceğim, alet edevatım var, ben bunu çözeceğim. Ama burada onu yapamayacaksın. Burada öğrenme keşifle olacak. Tamam. Ama bu keşfetmeyi engelleyen bir şey var senin içinde. Çünkü ben de öyleyim yani. Ben farklı değilim ki. Sıradan değilsin. Özelsin. Herkesin, her bir kişinin özel olduğu yerde hiç kimse özel değildir. Herkes sıradandır. Sıradan olduğun zaman, bir saniye benim bunu yapmam için çalışmam gerekiyor dersin. O zaman tutup da böyle hani halk aramızda, kendi aramızda konuştuğumuz şekilde böyle egonu ortaya koymazsın. Çünkü en büyük sorun ben. Kendimi ben durduran benim zaten. O tekniği yapamadım, bozuluyorum ya böyle yapacağım. Diyorum şu bakıyor bana ben nasıl yapacağım? O bakıyor bana böyle birazcık alaycı gülüyor falan yapamıyorum. Zaten sorun bu. Onları unuttuğum zaman ben bu tekniği yapabilmeye başlayacağım. Ve bu zaman alacak. Birincisi sıradan. Sıradan bir insan olduğun zaman, sıradan bir insansan eğer, o zaman uğraşmazsın ben kaçıncıyım diye. Birinci misin, sonuncu musun, bunlarla ilgilenmezsin. Sıradan bir insan olduğun zaman oturur çalışırsın. Çünkü onu yapmayı sevdiğin için yaparsın. İkincisi, sonsuz tekrar. Çünkü bu bir süreç. Bu bir sonuç değil. Ulaşacağın bir yer yok ki. Nereden görüyoruz bunu bizler? Bizler şuradan görüyoruz. Adam hoca diyor sana. Hoca dediği şey aslında sensei, yani senden önce bu yola başlamış ve ileriye gitmiş adam demek. Sen de şimdi bu yola başladın, ileride onu görüyorsun. Bir ışık çakıyor sana.
Diyor ki bak istikamet bu tarafta. Ya, yoldan sapabilir. Yol çok geniş. Yol çok engebeli. Düşmesi kalkması var efendim, dağılması var vesaire, bir sürü şey var. Ama sana oradan ışık çakıyor. Ve kimi zaman karşına engelleri o çıkartıyor zaten. Çünkü senin buna ihtiyacın var. Her şey çok pürüzsüz, dümdüz giderken hiçbir şey öğrenmiyorsun. Öğrenmek için pürüz lazım. İşte hocaya burada ihtiyacımız oluyor. Hoca dediğimiz adam geliyor bize bir pürüz çıkartıyor. Gidiyorsun dojoda, ben de öyleyim. Bir seminere gidiyoruz, bir yere gidiyoruz böyle. Bakıyorum şöyle bir, tamam güzel. Ona yapıyorum tekniği, buna yapıyorum. Herkes çok güzel. E şimdi benim hocama 68-69 yaşında bir adam, tamam mı? Yani şöyle kucaklasam kaldırırım herhalde. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani diyor ki, dur. Bir dur. Dön kendine. Bırak onları. Dön kendine. Ve nerede eksik var? Ara. Çünkü bu örtük bilgiyle, yani tacit knowledge diyorlar ya, örtük bilgiyle öğrenilen şeyleri entelekte öğrenemezsiniz. Okuyarak, düşünerek öğrenemezsiniz. O yüzden vardır mesela, kitap okur, ben der okudum, tamam. Okudun ama sadece Buran biliyor. Benim gibi biraz sinirin düşük olur, çok konuşursun. Ama bunu yap dediğin zaman, onu sadece yapmış olan kişi yapabilir. Bunun için de sürekli deneyim lazım. Bir örneği düşünün, arkanızdan bir köpek kovalıyor. Bir yere gittiniz, işte dağ bayır geziyorsunuz, çok güzel çiçekler. Aha da köpek kovalıyormaya başladı. Duruyor musun? Bir saniye, arkanı dön, koş, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Hatırlatıyor musun kendini adımlarını? Hatırlatmıyorsun hiçbir zaman. Dönüp koşmaya başlıyorsunuz. Ama o bir sonuç. Geriye doğru sarın. Bizim çocuklar olana kadar bunu böyle bu kadar net görmemiştim. Çocuk daha 6-7 aylıktan itibaren başlıyor, çalışmalara başlıyor. Milyonlarca defa adım atmaya çalışıyor. Milyonlarca defa düşüyor. Sana sormadan yapıyor bunu. Sen bir çocuğa anlatıyor musun? Dizini kaldıracaksın, kalçanı öne ver, burayı aşağı indir. Ha? Şimdi ağırlığını buraya kaydır. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Gözüyle, görerek yapıyor. İşte tekniği bu yüzden gösteriyoruz. Ama öğrenci istiyor ki, duyayım ben. Çünkü duyarak bilgi alacak. Ve rahatlayacak kendi konfor alanı. Benim için de öyle. Benim aklıma hitap edersen, kafamda aklımda kesiyorsa biraz çok rahat ediyorum orada. Ama bir şey yaptığın zaman hop, orada karışıyor. Aynı bir bebek gibi. Adım atmayı, yürümeyi öğrenir gibi. Tekniği de böyle öğreniyorum. Ve bu tekniği öğrenirken, bu sonsuz tekrarla aslında yapmaya çalıştığım şey sürekli yenilerek, sürekli beceriksizlik yaparak, yavaş yavaş şundan kurtulmaya çalışıyorum. Bu bir yol. Yapmış olmak değil, yapıyor olmak önemli. Bu yolda o öğrenci bana bakıyor. Ben az bir mesafedeyim, yakınım yani ona. Diyorum ki bak burada, şurada çukur var, buralara dikkat et. Ben hocama bakıyorum, ne bir vurala. Çok ileride. O diyor ki buraya gel, şöyle yap, böyle işaret. İzliyorum onu. O kendi hocasına bakıyor, Nobuyoshi Tamura'ya. O diyor ki böyle böyle. O hocasına bakıyor, Morihei Ueshiba'ya. Ve bu böyle sürüp gidiyor. Çağımıza ters mi? Sayılır. Çünkü her şeyi öğreniyorsun akılla. Ama eşya senin olmuyor o zaman. Senin olsun istiyorsan yapacaksın. Sabredeceksin. Sonsuz tekrar edeceksin. Ancak böyle sıradan bir insan olmayı öğrenirsin. Ve sıradan bir insan bence çok iş başarır. Çünkü asıl işi başaranlar sıradan insanlar. İşte o Aikido'da yaptığımız o etkinliğin içerisinde bir tekniği gösterirken yaşananlar, benim yaşadıklarım, öğrencinin yaşadıkları, basit bir mercek tutmaya çalıştım ve bunu her şeye, pek çok şeye, yaşamın içerisindeki pek çok şeye uygulayabiliriz. Çünkü yaşamı kimse size öğretemez. Sen de öğreneceksin. Oraya adımını atacaksın, yaşayacaksın. Teşekkür ederim.